Bismillahirrahmanirrahim. Metin. Ve's-sihru ve katlun nefsi lleti harramallahu illa bil hakki. İnsanı helak kılıcı, dünya ahirette rüsva kılıcı günahlardandır sihir, cadugerlik. Ve Allah Teala haram kıyan nefsini öldürüşlik. Yani insanını öldürüşlik. İnsanını öldürüşlikini Allah Teala haram kıyan. Lekin hak bosa öldürse buladı. Hazır şerhede etiledi. Kaçan insanı öldürüştüğü hak buladı. Mesela bir insanı öldürse kasas üçün. Ülenge halette zina kısa, racim kılıp, dinden çıksa, mürted bu geldik üçün. Bana şimdi bir sebep bu mesela, her kendi insanı öldürüştük haram. Köptülü Müslümanlar öyleydi ki, fakat yine Müslümanı öldürüş haramdı böyleydi. Lekun deyemez. Müslüman diyem, kafir diyem, bekerden bekerge öldürüştük caizmez. Katta günahlardandır. İslam'da mükemmelliği, İslam'ın adaletini kalin, hatta kafirine hem haksız halette öldürüştük izin vermeyed. Ama hazır kafirlerin muamelesini görü yapsız. Müslümanlar yakan diye muamele kılıyed. En vahşilik, en katlı bir zulüm kıyken halette Müslümanlar da öldürüşüyed. Şerhi, قَالُهُ وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah Teala haram kıyan insanını haksızlıkla öldürüşlük, insanı rasva kıladığın günahtır. الْقَتْلُ اِزْهَاقُ الرُّوحِ Katıl diyeni ruhunu çıkarışlık, ruhunu ketkizişlik. Yani öldürüşlük diyeni. وَالْمُرَادُ بِالنَّفْسِ الْبَدَنُ الَّذِي فِيهِ الرُّوحُ Ve nefsten murat ise içinde ruhu bugün bedendir. Tirik bir insandır. Vel muradu bin nefsi huna nefsul adami. Ve bu yerdeki nefsten murad ise adamın nefsidir. Yani nefs degani can degani. Aslında biz deyem can, mesela insandaki can gemetil oradı. Maldaki, koydaki, attaki, hemese işletil oradı. Nefs kelimesinin lügattaki manaya karasız can, canı var degani. Lekin bir de o uzunin lügavi manası demez. Belki insan, trik insan diyen manada işletiliyordu. وَلَيْسَ نَفْسُ الْبَعِيرِ وَالْحِمَارِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا وَمَا أَشْبَهَهَا Bu nefsten murad, candan murad, tüyanı, eşek ve şun yokşagen başka bir can zatlarının canımez. İnsanın meselesi gidiyordu. Elbette başka hayvan ya ki haşaratlarını hem zulüm kıyken halette, haddeden aşken halette öldürüştük caizmez. O başka mesele. Peki hazır biz zamandaki insanlarga hayvanda öldürüş, haşaratta öldürüşmez. İnsanda öldürüş günahlığını çüntürvası yiyem kette geldi. Ve kavluhu elleti harramallahu. Yani Allah haram kıyken. Diğer söz. Mef'ul harrama mahzufun takdirhu harrama katleha. Harrama yani haram kıldı diyen fiilinin mef'ulü hazıb kılıngendir. Takdiri onun katlını haram kıyken. Yani nefsini haram kıldı degeni nefsini öldürüşte haram kıldı. فَالْعَائِدُ عَلَى الْمَوْسُولِ مَحْزُوفٌ Şimdi mevsulge kayıtı üçü fiilese hazıb kılıngendir. Yani elleti degen mevsul keli yaptı. Çünkü bir zamir gelişlik gerek. O şey zamir hazıb kılıngend. اَلَّتِ حَرَّمَهَ اللّٰهُ bu yazdı. Ha zamir muannez zamir hazıb bu yazdı. وَقَوْلُهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Lekin hak bilen bosa, öldürse bula degen ay bil adri, adalet bilen. Lianne haza hükmün, çünkü bu hükümdür. Vel hakku izâ zükere bi izâ l-ahkam, fel muradu bihi el-adlu. Hak, ahkamlarının mukabilede zikir kılınsa, ahkamının karşısında zikir kılınsa, ondan murad adalet buladı. Bir insan ben hakkımı talep kılaman, deganda adolatni talab qilaman degani bo'ladi. Ya'ni hukm talab qilyapti turganda. Va in zukira bi izal akhbari agar xabarlarning qarshida zikr qilinsa haq. Fal murodu bihi as-sidqu. Undan murod sidq, sadoqat, to'g'rilik bo'ladi. Ya'ni haq gapiryapman senga. Siz birday haqda murod sadoqat, to'g'rilik bo'ladi. Lekin haqqini talab qilyapman desiz, adolat degan ma'noda bo'ladi. Wal adlu huwa ma amara Allohu bihi va rasuluhu. Adolat nima? Adolat
Allah'ın buyurganı ve Resulullah'ın buyurganıdır. Allah ve Resulü'nün buyrukları adalettir. Allah ve Resulü'nün buyruklarından taşkarı bütün nesneler zulümdür. Allah ve onun Resulü'nün buyruklarına, kanunlarına, hükümlerine karşı bulgen, muhalif bulgen nesne hepsi zulümdür. Adalet fakat yine Kur'an-ı hadistir. Kale Teala, Allah Teala Nahl Suresi 90. ayette dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Elbette Allah Teala adaletke büyüredi. Bilin. Fakat yine adaletke büyüredi. Hiç geçen Allah Teala adaletten başkası gibi büyürmeydi. Şundayken ne için insanlar Kur'an'a amel kılmayaptı? وَالنَّفْسُ الْمُحَرَّمَةُ اَرْبَعَةُ اَنْفُسِينَ İslam'da katıl kılınışlığı haram kılınken nefis törttedir. Törhül insanda öldürüştük haram. Hiye nefsul mu'min, birincisi mu'min kişi. Mu'minini öldürüştüğü caiz mes, erkek bulsun, hatun bulsun. Bu meselede erkek, hatun hemesi beraber, kette kişi hemesi beraber. Ve zimmi, zimmini öldürüştüğü caiz mes. Zimmi kim? Zimmi, İslam hükümeti, bir küfür hükümetini, diyarını fethi kıyandan kiyin, üyede kafirler, cizye verişlikke razı buluşsa, Ese ki biz cizye veremiz, sizlerden can kımıyımız, düşmanlık kımıyımız, sizlerge itaat kılamız dese ve emir, halife bunu kabul kısa. Ularının diyarı hemen İslami diyar kısaplanadı. Ular uzunu dinide kalıyordu, kaysa dinde bulsa. Uzun ibadetini kılıyordu. Lekin ticaret, hükümet, siyaset, bütün işler İslami buladı. Yani ibadet, etikadı uzun haletige, uzun biledi. Lekin başka bütün meselelerde İslam kanunları cari böyle tatbik kılınadı. Ve o şey kafirler, cizye veremen degen kafirler zimmi değildi. Onu öldürüştüken caizmez. Çünkü bizde cizye vergenlik için İslam olarak getirdi ki sizlerini canlarız ve mallarız aman dediydi. Cizye vergenler için, teslim vergenler için deydi. Yani onu öldürüştük caizmez. Kim onu öldürse katlı günahkar buladı. Yani, vel muahed Muahed degen ahdleşken, sulh kılıyor adam. Mesela, can kılıyorsunuz, bir kafir üydüçü de, siz başka bir üydüçü de siz. Can vakti de, kafir geldiniz ki, çık, can kımıyım ben senin bilen, öldürmeyim ben dediniz. Şu kafizden gün çıktı mı, ahdleştiniz, onu öldürüştüğünüz cahilmez. Eğer öldürsünüz, Allah da laneti yakalasınız. İslam'da adalatını karayın, hazır sizi atayıp duruyordu. Siz öldüremen deyip durdu. Kuralını taşıp, teslim buldu, çıktı, cengi terk kıldı mı, bunu öldürüştüğünüz caizmez, haram buladı. Allah-u Teala cehennemde yandıradı sizi. Karayın İslam'da adaletini. Vel müste'min, müste'min, amanlık agen kişi. Hazır şeyhem buladı, çüntüredi. Bir kesiril mim, müste'min diyeni, mim harfinin kesresi bilen, müste'men mes, müste'min talibul emen, amanlık talep kıyan adam. Yani İslami hükümet, İslami diyarıya İslami hükümette izni bilen, ruhsatı bilen kirip giyen kafirler. Mesela seyahat kekildi, ziyaret kekildi, ticaret kekildi. Bunlar müste'min diler. Bunlar diye öldürüştük haramdır. Fel mu'min li imanihi mu'min kişini öldürüştük demek ki haram imanı bu genlik için İmanı bu adamda kendi öldüresen. Ve zimmi li zimmetihi. Zimmi ne için öldürülme yaptı? Çünkü o zimmesi geldi. Cizye biremen dedi. Sizler ben can kımıyım ben. Karşı çıkmayayım ben. İtaat kılemen dedi. Edirme ki öldüresen bunu. Kimi ki öldürse katlı günahkar buladı. Allah'ın laneti yakaladı. Ve muahedu li ahdihi. Muahed ise ahdleşken adam ise ahdinin sebebinden onu katıl kılıştığı haramdır. Ve müste'min li te'minihi. Amanlık talep kıyan İslami hükümetke diyarge kıyan adam amanlık hasıl kıyanlık için onu öldürüşlük haramdır. Vel farku beyne selaseti zimmi vel muahedi vel müste'mini. Karın törhül insanlarda öldürüşlüğü haram buldu. Bittesi mumin, üçtesi kafir. Karın törhül insanda öldürüşlüğü haram kılındı İslam'da. Bittesi mumin, üçtesi kafir buluyor. İslam'da adaletini karın. Hazır kafirlerde karın sel Kuluge küç, hükümet gibi kalıyordu. Ne kadar şey yaptı? Kafir ne kadar olsa olsun öldürülmedi. Koyu var iler.
Müslüman ne olursa olsun öldürülmesi gerek, katil kılınması gerek. Lakin İslam'da tör kısım gibi bunu yaptı da bir tanesi mümin, kalan üç tanesi kafir var yani. Koy var yaptı, öldürme yaptılar. Hatta öldürüyen de katli günahkar da yaptı İslam. Şimdi bu üçüyle kafirde ortasında bir fark. Zimmi, muahad ve müsteamin. Bunlar da farkı ne? Anne zimmiye huvellezi beynene ve beynehu zimmetun. Ey ahdun ala en yuqime fi biladina ma'suman ma'a bazlil cizyeti. Zimmi diyene, biz bilen onun ortasında bir zimme var. Zimmedarlık var. Yani ahd var ki, o adam bu zimmi bizi diyarlarımızda yaşaydı. Masum olgan halatı da. Yani canı ve malı saklengen halatta. Hiç kimini malını tartıp alalmaydı. Hiç kimini öldürelmeydi. İslam'da adalatını karayın. Bir kafir zimmi buldu mu, İslami memlekette kayrıge basa var olsun. Kaysi bürçeyge basın, karagen şehirge basın, hiç kimin geçtese demeydi. Kimi ki onu öldürse Allah'ta laneti yakaladı, Resulullah'ın laneti yakaladı, cehennemge otun buladı. Karayın kafir de öldürgenle güçün. Kimi ki onu malını tartıvasa Allah'ta laneti yakaladı, Resulullah'ın laneti yakaladı. Hazır Müslümanlar kafirlerden ders alıp şimdi halet geçti ki bir Müslüman uzun memleketi de başka şehriye varalmıyor. Uzun memleketi. Mesela dedik ki Tacikistan'da yaşayıptı. Tacikler'in memleketi. Lakin bir Tacik nereki şehriye varganı korkadı. Özbekistan, Özbekler yaşayıptı. Bir şehriden nereki şehriye varalmıyor. Ya Kırgızistan, Kırgızlar'ın memleketi. Bir şehirden nereye şehirde varalmıyordu. Sel onu bir zayıf tarafı bulsa der onu çekiyi yap çıkıp silu alışardı onu. İslam'ın adaletini, İslami hükümet, İslami siyasetli güzelliği, mükemmelliğine karayın ki zimmi İslami memlekette kaytke basa basın. Hiç kim onu canıya, malıya zarar verilmiyordu. Me'abbez lil cizyeti bu zimmi cizye verir elbette bize. Her yılı muayyen miktarda pültülüydü. Ve emmel muahedu muahed, ahdleşken kişi ise feyukimu fi biladihi uzun şehirde yaşaydı o. Bu hem kafir lakin İslami diyarda yaşamaydı o. Uzun küfür diyarda yaşaydı. Lakin beynene ve beynehu ahdun alla yuharibana ve la nuharibahu. Lakin o muahed bugün kafir bilen biz ortamızda ahd var. Kelişu var. İttifak var, sulh var ki onlar bizden can kımaydı, biz onlardan can kımayız. Mesela küfür memleket ile İslam memleket yanma yan koşunu bulup yaşayışı yaptı. Eğer ikele hükümet, ikele devlet, memleket, sulh kısa can kımayızdır, birbirini öldürüştüğü caizmez. Öldürüp koysayız katlı günahkar bulas. Peygamberimiz arasından hadiste etediler. Şu ahdleşken kafir, karın, uzun küfür diyarıda yaşayışı yaptı. Bunun kudretli bir devleti var, hükümeti var, armiyası var, kural yarağı var. Lekin can kımıyımız, seni öldürmeyimiz de biz vaada veriyorduk. Şundan kinen bir Müslüman, şu vaadeleşken kafirdi, muahhatti öldürse, Peygamberimiz aleyhisselam dediler ki, cennette hidini hem taparmaydı dediler. Karin, bu mesela kafirdi öldür yaptı. Allah'ta adaletini karin, Allah etmeyordu ki bu Müslüman ki, mengeşengen ki, bu kafir de öldürse ne yaptı? Kafir cehennemde otun beridir deme yaptı. Allah'ın adaleti nihayette mükemmeldir. Sahabeler bütün dünyaya şu muamelanı kıyanı için hemen İslam'da kabul kıldı. Ama hazır ki Müslümanlar kıyorun geldi. Hazır ki Müslümanlar da ilim, ahlak, adab, muamele diyenese kalmadı. Ve emmel müsteminu amanlık talep kılıcı ise yani kafirin üçüncü türü فَهُوَ الَّذ۪ي لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ذِمَّةٌ وَلَا عَهْدٌ Müstemin şun diye bir kafir ki, o bilen bizi ortamızda hiç kendine zimmedarlık yok ve hiç kendine vaade yok. لَكِنَّنَا آمَنَّهُ ف۪ي وَقْتٍ مُحَدَّدٍ Lekin biz onge muayyen, çekerlengen bir vakit içi de amanlık vergemiz. كَرَجْدٍ حَرْب۪ينَ دَخَلَ اِلَيْنَا بِأَمَانِ لِلْتِجَرَةِ وَنَحْو۪يهَا Mesela harbi boyan bir kişi, bir kafir, küfür devletinden geldi, çekerege. Hatta dedi ki, men İslami diyarıya kirmakçımen deydi. Bizge kirledi, amanlık alıp. Ticari maksatlı yaşın göçegen, ev, liyefhemel İslam, İslam'da çünü,
İslam'da köreyi için nime gəpikin? Ya ki bir ziyaret kıladigen yerlerim var. Aylen gene seyahat kıyana kildim. Şu çekerede bizge vada veredi. Men İslami memleketge kilip hiç kimge zarar vermiymen deydi. Fakat ticaretim var, seyahatim var, kayıtıp getemem deydi. Kim bize meytemiz ki çekerede madam ki sen biz geçken de zarar vermesin, biz hem senge zarar vermiyimiz. Deyimiz bu şu izin bilen kiledi bir yerge. İslami memleketge kirdi mi? İslami memlekette neçi milyon Müslüman bulsa her bittesige farz buladı ki şunge zulüm kumeslik. Karın, İslam'da adaladır. Şu kafirge çegeredeki çegereçilerimiz, çegerede türgen mücahitlerimiz, çegerede türgen askerlerimiz, şunu seni biz öldürmeyimiz, malingem caninge zarar vermeyimizdir birgen vadesi için o şey memlekette eğer 50 milyon Müslüman bulsa 50 milyon kişiye. 100 milyon te Müslüman olsa 100 milyon te kişiye mana şu kafirge zulüm kılıçlığı haram. Malını alışlığı haram buladı. Hiç kim zulüm kılalmıyordu. Öldürelmiyordu onu. Eğer öldürse malını alsa zulüm kısa Allah da lanatı yakaladı. Ve İslami cezaya tartıladı o. Bu hazırki vakitteki vizanın meselesi yok şeydi. Viza. Bunu hükümetler ki erişette oşa viza, bir memleketke viza bilen kirildi mi? Siz mesela bir memleketke viza bilen bari yapsın mı? Ya ki siz memleketinizde bir adam viza bilen kel yaptı mı? Bu ne dedi yani? Bu amanlık talep kılıçlıydı yani. Siz bir yer memleketke resmi bağırdıyız yani, çekereden öte yaptırıp, ha üçü barası mı, yerden barası mı, sudan barası mı farkı mıydı? Ben şu memleketke zarar vermeyeyim ben de vade vergen bulasız. Ki sizi şu vaadize göre ularam kirişizge izin vergen buladı. Ularam sizi himaye kıygen buladı. Siyasi hüküm bana şudur. Şunun için İslam'da siz eğer Amerika'ya resmi barsız, Amerika'da Amerika milletine kim gebesin zulüm kılıçlıgiz, haksızlık kılıçlıgiz caizmez. Haram. Çünkü siz Amerika'ya kirişten aldın vaade verdiniz ki ben Amerika'ya barsam hiç kimge zarar vermeyim endir. Zulüm kılayım endir. Eğer İsrail'e barsız, İsrail'e resmi bari yapsın mı vizeler bilen, örgü bari yerinden ki bir orta Yahudi'ye zulüm kılıçlıkça, zarar verişlikçe hakkınız yok. Çünkü ben zarar vermeyim endir, vade verip bari yapsız. Hulas dünyadaki en yaman kafirdi diyarıya siz vize bilen bari yerinizden ki, örgü zulüm kılıçlıkçe caizmez, zarar verişlikçe caizmez. İslam'da kanunu bu. Ama hazır ki Müslümanlar da köre yapsız. Bu kafirler de okuyun. O zaman dedesini pülünü uğurlayıp gitti yaptı. Akesini pülünü uğurlayıp gitti yaptı. Hatta şimdi mert erkeğe çıktı ki hatınını pülünü uğurlayıp gitti yaptı. Kale Teala Allah Teala Tavbe Suresi 6. ayette yaptı ki sizle hayran buluşmaz mümkün bu kafirlerge Üstad Cekup hak bir varmadı mümkün. Hande gel buldu bu. Mene ayetten keliyaptı. Tavbe Suresi 6. ayet. وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِسْتَجَارَكَ Eğer müşriklerden bir artası senden koşnilik talep kıladigen bulsa, senden amanlik talep kıladigen bulsa, zarar vermeyin dese فَاَجِرْهُ onu koşnilikçe ayın deyipti Allah Teala. Onu amanlığını kabul edin. Onge zarar vermeyin deyipti. Allah buyuruyor. فَاَجِرْهُ deyipti. Amanlık ver onge deyip. Sen de amanlık talep kıldı mı? Uruş mıyımız, cankı mıyımız, tinç yaşayımız deyipti mi? Koşunu bulup yaşaylık deyipti mi? Kabul kıl deyipti Allah-u Teala. Hatta yesme'e kelamallahi. Ta ki Allah'ın kelamını eşitgünüye kadar. Thumme ebliğhu me'melehu. Ki onu tinçlikke yetkizgin deyipti. Kare. Ve hunake farkun ahar. Bu yerde yine başka bir fark var. وَهُوَ اَنَّ الْعَهْدَ يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْكُفَّرِ Ahdlaşmak, kelişmak, sulh bütün kafirler tarafından buluradı. Her kendi kafir bilen bir sulh kılışımız mümkün. İslam'a fayda bulsa. İslam'a zararmaz. İslam'a zarar verirken sulh caizmez. İslam'a fayda verirken sulhdu her kendi kafir bilen kılıramız. وَالذِمَّةُ لَا تَجُوزُ إِلَّا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَرَ وَالْمَجُوزِ دُونَ بَقِيَّةِ الْكُفَّرِ Ama zimmilik ise hemen kafirge caiz bu miydi?
Yahudiler, Nasraniler, Mecusilerge caiz buladı halas. Başka kafirlerge caizmez. Yani butperest kafirlerden cizye alıştık ve avladı zimmi kılıç caizmez. Dehri kafirlerden cizye alıştık caizmez. Ve hâze huvel meşhuru minel mezheb. Bu mezhebdeki meşhur kavuldur. Yani Hanbeli mezhebdeki meşhur kavul şu. Peki Hanefiler dedi ki yok. Her kandı kafirden cizye alıramız dedi. Hanbeliler dedi kafirler üç kılını alamız dedi. Yahudi, Nasrani ve Mecusi. Hanefiler dedi ki hamasını alamız dedi. Yakşımaz mı hamasını alsak? Farkı mıydı? Kafir mi? İslam'da kabul kılmasa ya tülasın, cerimesini ya ki başını koluya veremiz git oradı. Kıyılı var. Ya İslam'da kabul kıladı, ya pul tüleydi, ya ki başı bilen cevap veredi. Hanefilerine göre şu hüküm. Ve sahihu İbn-i Saymin ayeti yaptılar. İbn-i Saymin'i bilesinler uzun Hanbeli. Hanbeli mezhebi göre başka kafirlerden alınmıyordu dedi. Lekin sahih kavul şu ki enneha tecuzu min cemi'el küffar. Sahih fatva şu ki kafirlerde hemesinden cizye asa bulurdu, zimmiye kısa bulurdu. Yani İbn-i Saymin Hanefilerde fatvasını tercih kılı yaptı. Hanefilerde kavlu sahih de yaptı, doğru de yaptı. Karim. Şu salafi men de yaptırırken, hanbeli men de yaptırırkenler getiler. Yani Hanefilerde hem sözü doğru bularken bazen. Hanefiler hadim ne doğru bulur muydu? Hanefi diyeni adeşken diyenemez. Hanefi diyeni batıl diyenemez. Yani İbn-i Saymin Hanbeli mezhebinde katta alımlardan, hususen bize asrımızdaki en katta alımları. Hemen uzlar etedi ki, Hanbeli mezhebini tecdit kıldı dedi İbn-i Saymin doğrusunda. Hanbeli mezhebini tasih kıldı dedi. Şimdi bu söz kançalı doğru ne doğru bizimle kirmeyimiz o. Lekin hazırki Hanbeliler, Salafiler hemen İbn-i Saymin'i yaş görüldü. İbn-i Saymin'e bana Hanefilerinin fetvasını doğru diyordu. فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام. ما رأيك ترخل إنسان لدي ودرشتك حرام در. بالوالي لر بني. حاضرك مسلمان لرمز قرية مجاهد بسا بس همان ودرامز. مسلمان ديم ودر ودرامز ديد. بزيه فرق مي بزيه بار بر ديد. تر سنف إنسان دي ودرشتك حرام. بيتاسي مؤمن شتاس كافر. لكنها ليست على حد سواء في التحريمي. Lekin albatta hammasi harom. Haromlikda barobar chegarada emas bular, barobar hadda emas, barobar saviyada emas bular albatta. Va nafsul mu'min a'zamu. Albatta mu'minning nafsi eng oliysidir. Ya'ni mu'minni o'ldirgan odam ham mu'minni o'ldirgan bo'ladi, ham bir insonni o'ldirgan bo'ladi. Ham dinga zarar bergan, ham bir insonga bir mahlukka zulm qilgan bo'ladi. Sümme zimmi, mu'mindakin zimmi duradı. Çünkü o İslami kanunlarda kabul kıyanı güçün. Sümme mu'ahadu, kingisi ahleşkenimiz. Sümme müsteminu, en ahırda ise müstemin, bizi diyarımızda kirgen adam. Ve helil müsteminu mislul mu'ahadi ev a'la. Müstemin, mu'ahadki hoşçakal mı ya ki bundan ağlı Irak mı? Degen soru. Eşukku fi zelik. İbn-i Saymin yaptı ki bu meselede men şakke düşemeyen, tereddüt kılı yapmayan yaptı. Kaysanısının derecesi belendi. Lennel müsteemine mellehu ahdun khasun. Çünkü müsteemin diyeni onge khas bir ahd verilgen, khas bir vade verilgen. Bi khilafil muahedin ahdleşkenlerinin khilafı da var muahed. Fel muahedune yetevellel ahde ahlul hilli vel akdi minhum. Ve ahdleşücü kafirlerde ulandı içinden akıd ve hal ahli ahdki ege boladı halas. Yani bir kafir bilen ahdleşkenizde köpünce padişahlar bilen padişahlar, İslami padişahlar bilen kafir padişahlar ortasında sulh kıladı ki milletine hem zarar verilmedi. Ama müsteminde ise bir insanın şahsiye uzige amanlık verilmedi. Feleyse beynene ve beynahum okudu teminatin hassatin. Yani ahdleşken kafirler de ortasında hususi amanlık veredigen şartnameler yok.
وَاَيَّنْ كَنَا فَالْحَد۪يسُ عَامٌ Şimdi kaçınız bu sen hadis amdur? وَكُلُّ مِنْهُمْ مَعْصُومُ الدَّمِ وَالْمَلْ Şu türlü sınıf, bir tanesi mumun, üç tanesi kafir idi. Şunların hepsi kanı masum ve malı masumdur. Yani mahfuzdur yani. Kanı niyem İslam şeriatı himaye kılıyaptı, malı niyem himaye kılıyaptı. Müstamin doğrusu da fiqh kitaplarda okudularız. Hanefiler dedi ki, bir müstamin çekereden kiri yaptırırken de, çekereden bize askerlerimiz dedi ki, sen İslami diyarda bizim memlekette kança yürümek istiyorsun dedi. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay dedi. Bir yıl geçe. Bir yıl geçe yürse, yani bir yılda doldurmazsan. 11 ay. Kayıt geçse, kayıt geçişi mümkün. Eğer bir yıl durup kaytamansa, onu kaytarmaydı onu. Bu İslami kanun bu. Bunu yan bilip koyuyorlar. İslami çekerede biz askerlerimiz etedik ki kança durasın. O kafir etedik ki seyahatke geldim ticaretke bir yıl duramandıysa onda sen bir yıl durgenlerken çıkıp getirmeysen sen zimmiye alınıp kalasın deydi. Eğer sen zimmiye alınıp kalamazsın bir yılda doldurmasından çıkıp getirsen deydi. Elbette fiqh kitaplarda etkilerimizde bunun tehlikeli hikmetler ki yok. Mesela kafir seyyah surettekilerdi, tacir surettekilerdi bir yıl içi de bizi bütün sırlarımızı ürgenip çıkıp getirirsin mi o? Biz darvazanı açıp beri oraylık mı? Yok. Berkitip koyalımız darvazanı. Kalın kendi şu yerde. Diyarımız yaktı mı? Sizden bizi yaktıyız. Kalın şu yerde. Geçiş yok. Koy varışam yok. Eğer kaçıp gitse onu kanı halal bulaydı. Ki arkasından askerlerimizi yönetemiz ki. Ve kavluhu illa bil haqqi. Lekin haq bilan o'ldirsa bo'ladi degan ay mimma yujibul qatla ya'ni qatlni vojib qiladigan haq bo'lsa. Mislu as-sayyibi zani zinokor uylangan erkak xotinga o'xshab. Ya'ni uylangan erkak yoki xotin zino qilsa, uni tosh bilan urib o'ldiriladi. Tosh bo'ron qilib. Va nafsi bin nafsi bir insonni o'ldirgan bo'lsa qasos uchun o'ldiriladi. وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَعَةِ Cemaattan acıgan, dinde tarqigan, murtad, dinden çıkan diye mi öldürse buladı. Bu üç arası bana katili vacib buladigan kişiler. Başka surette öldürüş dürüstmez. Lekin İslami hükümet, halife, peki kazı, müfti, bazı insanlarda öldürüşke fatva verişi mümkün. Mesela sihirgar, onu öldürüledi, yukarıda hükmü keldi. Ya ki Lut aleyhisselam'ın bedbeht kavmini amelini kıladigan kişini öldürse buladı caiz. Müftiye bağlıq bularsa. Çünkü o şeyden bazı ameller var. İslam bu amellerde fetvasını müftiye koygan, kaziye koygan, halifeye koygan. Hani hüküm verse ozu buladı. Ali radıyallahu ozlarının zamanları da Lut aleyhisselam'ın bedbeht amelini kıygan İki de erkeğiydi, ikilesini yakıp taşıştıkça büyüdüler. Yakıp taşıdılar. Hani adlı öldürüşmez, yakıp yandırıp öldür yaptılar. Havluhu akülür ribe. Riba yişlik. Bizde riba hor dedi. Hor yemak diyene. Farsça kelime. Riba yemak. Sud hor deyişerdi bazılar. Temez sud hormez. Sud. Sud hor. Süt bosa, süt iyi uçup kalır. Riba horlik. Hor yemak yani Farsça kelime. Riba Arapça kelime. Akülü riba bosa bana riba yemak bulur. Riba iyi uçu. Er riba fil lügati az ziyadatu. Riba yani lügatta ziyade diyana. Şunuz mu? Şu Rusça'da procent dedi ki, procent kötarlı yaptı dedi. Rusça'da hem pratsin diyen kelime o şahalegi rıba gelmişletil orada başka nesilde gelmişletil orada. Yani bu nesilin ziyade buluşluğu, köpeyişliği. Ziyade, köpeymak. Demek rıba diyeni aşıkça yemak diyeni. Aşıkça. Köp kılıp. Aşırıp yemak diyeni. Ve minhu kavluhu teala. Yani şundan kip çıkardı ki Hac Suresi 5. ayet فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ Biz
Onun üstüge suunu çürgenimizde ihtezzet tebrendi. Tebrendi ve rabat ay zadet köpeydi. Yani yer özü kahşab yatken idi. Kattı cinisten ibaret idi. Allah'ın kudretini karayın ki sap sarık taşına bulup çengi tuzan bulup yatken yerge su yağdırıyordu. Karasız yem yeşilip. Sarık yer yem yeşilip kalıyordu. Ve katı yatken yer tibrenle yattı. Şamalda şabada da meyseler kımırla yattı. Ve rabat ve ösü yaptı bu meyseler. Tuzan Tacikistan'da otlar, Kazakistan'da otlar ucuda balantıydı. Adam boyu kiledi yontlar. Kazakistan'da otlar ucuda balantıydı. Balant balant. İçige kesiz görünmeye kalasılar. Ve fi şer'i tefadulun fi akdin beyn eşiyye. Yecibu fiha tesavvi. Ribonun şeriatdaki manası ise ortalarda beraber buluşdaki vacib bo'ladigan narsalarning ortasidagi aqdda ziyodalik. Masalan, oltinni oltinga sotib turganingizda grami bir xil bo'lishlik kerak. Masalan, Turkiyaning oltini bilan Arabistonning oltini farqi bor. Turkiyaniki och sariq bo'ladi, arablarning oltini qizg'ishroq bo'ladi. Ve mesela Türkiye'de Arap altını arzanak. Mesela dedik ki Türk altını 1 gramı 20 dolar olsa Arap altını 1 gramı 18 dolar. Şunu siz Arap altını bilen Türk altını satı yaptınız siz. El meşteri yaptırganız da. Gramını gramiye doğrulaştığınız gerek. Etmez ki bu 20 dolar bu 18 dolar demeyiz. Gramını gramiye doğrulayız. Eğer siz ki mesela menga Türk altınını 10 gramını mukabiliye, Arap altınını 12 gram beradi deseniz riba buladı. Sudxo'rlik buladı. Haram buladı. Caiz emas bu. Lekin aynı işte pul rangsiz buladı. Mesela Türk altınını satıp aldırıp, onu satıp, pulüge ki Arap altınını alsız, yani pülde pül gelmeştirsiz, altınını kümüş gelmeştirsiz, buladı. Lekin altında altınga almashtirganingizda grami beraber bo'lishlik kerak. Kümüşlü kümüşge almashtirganingizda grami beraber bo'lishlik kerak. Altın kümüşge o'xshab, hozir hadis keladi, mesela xurmo. Mana shunday narsalarni bir-biriga sotganingizda beraber bo'lish kerak. Ki bug'doy. Avvalgi oldingi darslarda Tojikistonlik talabalar so'ragan edi. Aytadiki bizda dehqonlarda 2 xil bug'doy bo'ladi. Bir buğday var, umumi buğday, ikincisi ekiladigan buğday. Ekiladigan buğday qiymat bo'ladi. Shuning uchun biz mesela ekiladigan buğdayni narigi buğdayga almashtirsak, bundan 100 kilo beramiz, undan 200 kilo olamiz. Bu joiz emas bu. Bu harom bu. Yoki bundan 100 kilo narigindan 101 kilo olsangiz harom bo'ladi. Joiz emas. 100 kiloga 100 kilo bo'lishlik kerak. Riboda aytilgan şu beraber buluştuğu gibi farz bo'lgan narsalar var. Bir tanesini sal ko'p qildingiz mi haram, caiz emas. Ve nesan fi aqdi aqdi beyne eşya yecibu fiha at-taqabuz. Ve taqabuz kuliga kiritishlik, ikkala tarafdan kuliga olishligi vacib bo'ladigan narsalarda şu narsalarning o'rtasidagi aqdda nasiya qilishlik ham ribo deyiladi. Masalan bizi zamanımızda en meşhur bo'lgan mana şu günahda turuşu ki dolar sotadigan bir tanishingiz bor ya qarindoshingiz bor. Shunga borasizda dollarni muqobilini berasiz. Berib turib bir soatdan kelib, bir soatdan keyin kelib dollarni olaman deysiz. Shu yerda harom ish qilgan bo'lasiz. Qattiq gunohkor bo'lasiz. Ribo qilgan bo'lasiz. Allah ve Resulü bilen can kıyken burası. Püldü pülge satı yaptırganınızda koluna kol buluşluk gerek. Siz püldü birerse uyan dolardı birer. O şey mahalliste buluşluk gerek. Yarım saatten kin kelemen, 10 dakikadan kin kelemen siz iki elizem günahkar burası. Tapkan faydiyiz haram burası. İki tarafken bu durusmaz. Yani siz bu 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar, aşk ise 1000 dolar büzgenlik için, almaştırganlik için sataz ki nimaga bunchalik qattiqi ekan deysiz. Lekin bir yil bo'lmadi bir mehmon keldi. O'zbekistonda shu dollar ishini qilar ekan.
Aytadi 10 ming sotdik, 20 ming sotdik, 30 ming sotdik, 50 ming sotdik. Bilinmadi. Shunday qilib, masalan, tanishlarga dollar tashab qo'yishar ekan, ular keyin masalan peshindan keyin yoki shomda olib ketinglar deydi. 100 mingdan oshgandan keyin taqriban aytayapman, aniq esimda qolmadi miqdori. Katta pul bo'lgandan keyin berdik, qaytib topamadi ular. Qochib ketishdi deydi. Qarang, qaytib topasiz endi buni. Shuning uchun islomning qonunlarida, hukmlarida hikmatlar ko'p. Islom sizni foydangiz uchun aytadiki, pul, oltin, kumush bunday nasiyaga sotilmaydi bular. Nasiyaga sotishlik harom, joiz emas. 5 daqiqa kechiktirsangiz bo'lmaydi. Ibn Abbos aytadiki, agar bir odam tomda turibsan, sendan oltin olyapti, pulini berdi, pulini oltinni sendan oldi, yoki senga pulni berdi, oltinni hali olgani yo'q. Tomdan sakrasa sen ham sakragin deydi. Ajramagin deydi. Dur bu dedilar. Masalani bitirasiz ki har kim har tarafga ketaveradi. Islomning qonuni shu. Joiz emas. 2 kun oldin turk birodarlardan bittasi telefonda so'rayapti. Biz deydi oltinni nimaga olsak, taqsitga olsak deydi. Ya'ni oltinni taqsitga olamiz deydi. Olamizda keyin oylik hali oltinni pulini berib boramiz. Bo'ladimi? Bo'lmaydi. Joiz emas. Oltin kumush olsangiz naqd olishingiz kerak. Naqd bo'ladi. Taqsitga bo'lmaydi, joiz emas. Bu oltin kumushdan bo'lgan butun narsalar shunday. Uzuk olasizmi, sirg'a olasizmi, oltin kumushdan bo'lgan pichoq olasizmi, nima olsangiz naqd bo'lishi kerak. Nasiyaga bo'lsa harom bo'ladi. Ribo bo'ladi. Ribo to'g'risidagi oyat hadislarga tushib qolasiz. وَرِبَا رِبَا فَضْلٍ اَيْ زِيَدَةٍ وَرِبَا نَسِيَةٍ Riba iki kıldır. Fazl ribası, aşıkçalik ribası ve nasiye ribasıdır. اَيْ تَخِيرٍ Nasiye diyeni, nasiye diyeni keçiktirmek diyeni. Etes şunu nasiyeye verin diyeniz, pulunu kinirak vereyi diyeniz. Bazı nasiler var, mesela piyas satarsız, alma satarsız ya koy satarsız, onu nasiyeye satsız bulur abi. Qo'y do'g'irlab ketsa ham pastkasha pulini bermay ketdi ya. Ushlab olsam terisini shilaman deb qo'yaverasiz. Wa huwa yajri fi sittati amwalin. Va bu riba 6 ta molda joriy bo'ladi. 6 ta molda riba bor. Bayyanaha ar-rasul sallallohu alayhi va sallam. Bu 6 ta molni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayon qilib berganlar. Nimaligini aytib berganlar. Islomning mukammalligini qarang, riba nihoyatda nozik, xatarli narsa bo'lgani uchun bitta-bitta bayon qilib beryaptilar. Az-zahaba bil-zahabi, oltinni oltinga, val-fiddata bil-fiddati, kumushni kumushga, val-burra bil-burri va bug'doyni bug'doyga, va-tamra bit-tamri, xurmoni xurmoga, xurmo ham kiradi. والشعير بالشعير عرفان عرفجة والملح بالملح تزد تزجة هرين ألتة ألتن كمش بغداي خرما عرفة تز ألتة رسالة ربا بار بلند بر هل قلب ساتش دیگیز کرد بر برده آز گینه کب قلب ساته دیگر مسیز جایز مست مثلا بعض خرمالار بار 1 kilosi aytaylik 2 dollar. Ba'zi xurmolarda 1 kilosi 50 dollar. Ikkala xurmoni bir-biriga sotsangiz agar, kilosini kilosiga barobar qilib sotasiz. Agar sotsangiz bir-biriga. Kilosini kilosiga bera olmasangiz, qanday qilib 2 dollarlik narsani men 200 dollar narsaga kilosini kilosiga almashtiraman desangiz, unda pulga olasiz uni. Buni ham pulga olasiz, buni ham pulga olsin. Xurmoni xurmoga almashtirmang. Joiz emas. Fa hazihi hiya al-amwalu rabawiyya bi nas al-hadis va ijma' al-muslimin. Mana shu 6 ta mol hadisning dalili bilan va butun musulmonlarning ijmosi bilan riba mollaridir. Ribonning tahlikasi bo'lgan mollardir. Wa hadhihi al-asnafu sittatu إن بعت منها جنسا بمثله جرى فيه الربا ربا الفضل وربا النسيئة. يعني شو 6 صنف مال
ulardan bir ortasını o'zini jinsini jinsiga sotganingizda unda fazil ribosi ham nasiya ribosi ham kelib qoladi. Jinsini jinsiga sotganingizda oltinni oltinga, kumushni kumushga, bug'doyni bug'doyga, arpani arpaga, xurmoni xurmoga va tuzni tuziga bo'lsa riboni ikkalasi ham keladi. Buni oshiqcha qilib ham sotish joiz emas, nasiya qilib joiz sotish ham joiz emas. Bug'doyni bug'doyga nasiyaga berilmaydi. فَلَوْ زِدْتَ وَاحِدًا عَلَى آخَرْ فَهُوَ رِبَا فَضْلٍ Eğer bir tanesini başkasından sel ziyade aksız, aşırsız, bu aşırışlık ribası buladı. اَوْ سَوَّيْتَهُ لَكِنْ اَخَرْتَ الْقَبْضَ Ya ki beraber kıldınız, 10 kilo buğdayı 10 kilo buğday kıldınız, 10 kilo hurmayı 10 kilo hurma, ya ki 100 gram altını 100 gram altını, lakin keçiktirdiniz, kiyin alemen dediniz, bir saatten kiyin, bir haftadan kiyin. فَهُوَ رِبَا نَسِيَتِينَ Bu nesiye ribası buladı. Bu hem riba, günahıdır ikilesini hem. وَرُبَّمَا يَجْتَمِعُ النَّوْعَانِ Bazen ikile günah hem bitti amelde cembub kalışı mümkün. كَمَا لَغْبِعْتَ زَهَبًا بِزَهَبٍ مُتَفَضِيلًا وَالْقَبْضُ مُتَأْخِرٌ Mesela altını altınge satsın, aşça kılıp. Birbirinden ziyade kılıp satsın da ve qo'liga kirishligim kechiktirilsa ham nasiyaga bo'lsa. Ham masalan 10 gram oltinga 15 gram oltin sotyapsan, ham keyin kelib ketaman deyapsan. Bunda ikkita gunoh bo'lyapti, qarang. Ikkita katta gunoh qilyapsiz. Faqad ijtama fi hazal aqdi riba va fazli va riba nasiyati. Bu aqdda, bu muomalada, tijoratda ikkita riba, oshirishlik va nasiya qilishlik ribolari topilyapti. وعلى هذا فإذا بعت جنس بجنسه فلا بد من أمرين. Endi bunga ko'ra bir jinsni o'zini jinsiga sotadigan bo'lsangiz, ikkita ish lozimdir. At-tasawi barobar bo'lsin va taqobuz fi majlisil aqdi. Mana shu aqd tijorat majlisida ikkala taraf ham qo'liga olishligi. Keyin xolagan tarafiga ketaversin. Wa iza ikhtalafatil ajnasu va ittafaqatil illa agar jinslari har xil bo'lsa, illati bitta bo'lsa اتفق المقصود في العوزين يعني اكلا عوزده مقصود بربولده قصد فإنه يجري ربا نسيتي دون ربا الفضلي بنده حالتا نسيه رباسي اتاده لكن عشرشلق رباسي بميده فذهب بفضات متفاضلا مع القبض جائز مثلا altını kümüşke satkenizde köpertirip satsız bulurandı qo'lga kiritgan holatda bo'lsa joiz. Masalan, aslida 1 kilo oltinga aytaylikki 10 kilo kumush beradi aslida. Lekin siz 1 kilo oltinga 15 kilo kumush olsangiz yoki 1 kilo oltinga 7 kilo kumush olsangiz bo'laveradi bu. Chunki jinsi boshqa. Bittasi oltin, bittasi kumush bo'lyapti. Yoki oltinga bug'doy, yoki xurmoga bug'doy, yoki tuzga arpa ikki xil bo'lsa qancha ko'paytirsangiz bo'laveradi. Ammo naqd bo'lishlik kerak, nasiya bo'lmaslik kerak. Va zahabun bi fiddatin mutasaviyan ma'a ta'khiri riba li ta'khir al-qabd. Endi oltinni kumushga sotsangiz, bab barobar qilib. Lekin kechiktirsangiz, qo'lga kiritishlik kechikadigan bo'lsa, bu riba bo'ladi, nasiya ribosi bo'ladi. Qala sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki fa iza ixtalafat hazil asnafu bu sinflar bu mollarning sinflari har xil bo'lsa fabi'u kayfa shaytum iza kana yadan bi yadin xolaganlaringizni sotinglar qo'lma-qo'l bo'lsa qarang qo'lma-qo'l bo'lsa ikki taraf molni olsa xolaganday sotaveringlar Alloh subhanahu va taolo butun ummatni bu halok qiluvchi gunohlardan saqlasin